Merhaba, iyi günler. Referanduma 11 gün var ve aslında genel olarak bir sessizlik hakim. Kampanya çok yoğun ve gürültülü bir şekilde gitmiyor ama tahminlerime göre, ki birçok kişinin benzer düşündüğüne de tanık oluyorum, bir çekişmeli bir yarış söz konusu. Peki çekişmeli bir yarış varsa niye çok fazla ses çıkmıyor? Burada bence cevabı aslında kolay bir soru bu. Çünkü bu yarışı çekişmeli kılan en önemli unsur sessizliği tercih ediyor. Şöyle ki burada referandum sürecinden itibaren yaptığım bazı yayınlarda hep ısrarla altını çizdiğim bir husus var. Bu referandumu esas olarak AKP tabanı belirleyecek ve AKP tabanında da bir evet de bir bloklaşma yok. Yani bir %100 bir şekilde ya da çok ezici bir çoğunluğunun tartışmasız bir şekilde evet vereceğini söylemek mümkün değil. Ve ben bunu şöyle değerlendirdim. Daha önceki yayınlarda da söyledim, tekrar söyleyeyim. Türkiye'de 1 Kasım değil, 7 Haziran öncesine benzer bir iklim var. Yani 7 Haziran'da Adalet ve Kalkınma Partisi tek başına iktidarı kaybetmişti. Ama daha sonra 1 Kasım'da, ki arada çok sert günler geçmişti, terör ağırlıklı bir günler geçmişti ve AKP tekrar tek başına iktidarı yakalamıştı. Şu anda Türkiye'de referandum sürecinde 7 Haziran'a benzer bir atmosfer olduğu kanısındayım ve bu da şu anlama geliyor: Adalet ve Kalkınma Partisi'nin seçmeninin içerisinde bu referandumda parti yönetiminin ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın işaret ettiği istikamette, yani evet yönünde oy kullanmayı düşünmeyen, hatırı sayılır bir bölüm olsa gerek. Şimdi son günlerde üst üste bir takım açıklamalar görüyoruz, sözler görüyoruz. Mesela biz burada Cuma günü ana haber bülteninde Güne Bakışı Ali Bayramoğlu'nu konuk ettiğimizde, Ali Bayramoğlu AKP içerisinde bir gizli hayırcılar diye bir grubun konuşulduğundan söz etmişti. Bu şaşırtıcı değildi aslında. Daha sonra Abdullah Gül'ün Kayseri mitingine gitmemesi üzerinden çok ciddi meseleler konuşuldu, tartışmalar yapıldı. Abdullah Gül'ün zaten Fehmi Korun'un da burada da söylediği gibi, yazdığı gibi ve bu bizim yayınımızda da söylediği gibi parlamenter sistemi tercih ettiğini biliyoruz. Şöyle biliyoruz, ilk Tayyip Erdoğan başkanlık sistemini gündeme getirdiği zaman, Abdullah Gül'ün Cumhurbaşkanı olduğu dönemde, nispeten özgür bir tartışma ortamının olduğu dönemde, AKP'nin içerisinde Abdullah Gül başta olmak üzere Bülent Arınç ve birçok kişi parlamenter demokrasiyi tercih ettiklerini açık bir şekilde deklare etmişlerdi. O zamandan bu zamana Türkiye'de çok şey yaşandı ama bu kişilerin o görüşlerinin vazgeçtiklerine dair net bir tutumlarını görmedik. Hatta tam tersine bunların üzerine bir de bu kişiler parti içerisinde etkisizleştirildiler ve dışlandılar. Dolayısıyla Tayyip Erdoğan'la aralarındaki mesafenin daha da arttığını, büyüdüğünü rahatlıkla görüyoruz. Dolayısıyla bu kişilerin bu pakete, anayasa paketine oy vermeme ihtimallerinin eski duruşları da göz önüne alındığında çok yüksek olduğunu kolaylıkla düşünebiliriz. Kaldı ki ilk dile getirildiği zaman başkanlık sistemi örnek olarak Amerika Birleşik Devletleri ya da Fransa gibi örnekler üzerinden konuşuluyordu. Şimdi Türk tipi diye bir yeni bir sistem getirildi ve bunda Amerika Birleşik Devletleri ve Fransa gibi örneklerde hiçbir şekilde olmayan bir kuvvetler birliği görüyoruz. Çünkü dünyadaki başkanlık sistemlerinin önemli bir kısmında, demokratik ülkelerdeki başkanlık sistemlerinde kuvvetler ayrılığını çok güçlü bir şekilde vurgulandığını ve başkanın çok ciddi bir şekilde denetlenmekte olduğunu görüyoruz. Bu pakette de böyle bir şey yok, net bir şekilde ortada. Dolayısıyla Abdullah Gül, Bülent Arınç gibi isimlerin pozisyonlarının daha da kuvvetlenmiş olduğunu pekala varsayabiliriz. Bugün Cumhuriyet'te Erdem Gül ve Hürriyet'te Murat Yetkin de bunları yazdılar. Murat Yetkin tabii burada çok önemli bir noktanın da altını çizdi. O da Devlet Bahçeli'nin
Yani bu referandum sürecinde evet kampanyasında Tayyip Erdoğan'ın en önemli müttefikinin Abdullah Gül'e çok kızmış olması ve Abdullah Gül'ün Kayseri'deki mitinge gitmemiş olmasını çok sert bir şekilde eleştirmesi. Murat yazısında şöyle bir şey söylüyor. MHP'nin tabanında çok ciddi bir şekilde hayıra yöneliş olduğu ortada. Dolayısıyla yarın öbür gün referandumdan hayır çıkarsa Bahçeli bunun sorumlusunun kendi partisi değil, Abdullah Gül ve diğerleri olduğunu söyleyecektir ve bugünden onun hazırlığını yapıyor diyor. Ortada gerçekten bir hayır çıkma ihtimali çok ciddi bir şekilde dillerde konuşuluyor ve evet yanlılarının da çok net bir şekilde evet çıkacağına dair inançlı bir şekilde konuştuklarını görmüyoruz. Bunun en önemli nedenini de tekrardan söyleyeyim. Özellikle siyasi iktidarın, Adalet ve Kalkınma Partisi'nin ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kendi tabanlarındaki fire ihtimalinden ciddi bir şekilde endişeleniyor olmaları. En çok İstanbul telaffuz ediliyor. Büyük şehirler olarak İstanbul telaffuz ediliyor ve Abdülkadir Selvi'nin yazılarında da gördüğümüz gibi Cumhurbaşkanı Erdoğan özellikle İstanbul'a çok bir ağırlık veriyor. Normal şartlarda İstanbul AKP'nin çok rahat bir şekilde bu referandumda da başarılı çıkması beklenecek bir yer. Ama İstanbul'da bir risk varsa AKP için, siyasi iktidar için, demek ki AKP'nin içerisinde ciddi bir çatlak ihtimali var. Peki neden bu çatlak? Şimdi burada genellikle şöyle bir şey yapılıyor. İşte şu kişiler evet vermeyecek çünkü bunları Tayyip Erdoğan dışladı. Ben bunun doğru olduğunu düşünmüyorum. Başında da söyledim. Bu kişiler dışlandıkları için hayıra yönelmeyecekler. Tam tersine başkanlık sistemi ve Tayyip Erdoğan'ın tek adam projesine yatkın olmadıkları için, sıcak bakmadıkları için dışlandılar. Ve şimdi tabii bugün bu kişilerin hiçbirisi açık bir şekilde, net bir şekilde çıkıp da pozisyonlarını dile getirmiyorlar. Ama duyuyoruz değişik yerlerde, değişik ortamlarda diyelim yeni tabirle, ortamlarda bu yönde bir takım açıklamalar yaptıklarını, sohbetlerde konuştuklarını duyuyoruz ki bunlar çok şaşırtıcı değil. Bu hareketi ve bu partiyi takip eden birisi olarak ve bu kişilerin çoğunu tanıyan birisi olarak onlara atfedilen pozisyonlar beni şaşırtmıyor. Ben de birçoğunun, isimleri tekrarlamaya gerek yok, özellikle Adalet ve Kalkınma Partisi'nin kuruluş sürecinde yer alan Refah Partisi ve Fazilet Partisi'nden gelip, Yenilikçi Hareket'ten gelip AKP içerisinde yer alan isimlerin büyük bir çoğunluğunun bu anayasa paketine evet verme ihtimallerinin çok düşük olduğunu düşünüyorum. Evet verme ihtimali tabii ki sıfır değil. Çünkü buradan Tayyip Erdoğan'ın bir yenilgisinin çıkması, yaşanması halinde neyin yaşanabileceği, nelerin olabileceği konusunda kafalar net değil ve bazıları bundan endişe ediyor olabilir. Bazıları ama çok iyi biliyorum, bazılarıyla şahsen sohbet de ettim. Bazıları böyle bir şeyin, başarısızlığın, Tayyip Erdoğan'ın yaşayabileceği, yani sandıktan hayırın çıkmasının Türkiye ve Adalet ve Kalkınma Partisi ve hatta Tayyip Erdoğan için de iyi olacağına inanıyor. Samimi bir şekilde bunu dile getiriyorlar. Bazıları ama buna çok emin değil. Yaşanabileceklerden ürktükleri için belki de istemeye istemeye evete yönelecekler. Ama şunu çok rahat söyleyebilirim ki AKP'nin kuruluş sürecinde özellikle etkili olan insanların büyük bir kısmı bu pakete sıcak bakmıyor. Bu paketten rahatsız. Çünkü AKP'nin kuruluş sürecinde dile getirdikleriyle, parti programıyla, tüzüğüyle, ilk sloganlarıyla bugün anayasa paketinde gösterilen, talep edilenler arasında çok büyük fark var. Bir kere daha söylemiştim, tekrar söyleyebilirim rahatlıkla. AKP'nin kuruluş sürecinde dile getirilen söylemler ve AKP'nin kuruluş sürecinde dile getirilen sloganlar ilk yazılı metinlerle bugün pekala
bu başkanlık sistemi ya da cumhurbaşkanlığı sistemi adına ne derseniz deyin, ne karşı, bu yapılmak istenen anayasa değişikliğine karşı çok etkili bir şekilde muhalefet etmek mümkün. Yani AKP'nin şu anda yapmak istediğini, AKP'nin ilk aşamada yapmak istedikleriyle karşılamak mümkün. Ve bazıları hala o ilk yılların düşünce perspektifini muhafaza ediyorlar ve bu yaşananlardan ve bundan sonra yaşanması söz konusu olanlardan ciddi bir şekilde endişe ediyorlar. Bir diğer husus tabii ki Kürt meselesi. Bunun üzerine çok da fazla tekrar durmaya gerek yok. Artık bu bayağı bir netleşmiş durumda. Anladığım kadarıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın son Diyarbakır mitinginde de bir kere daha bu görülmüş. Zaten bölgede son dönemde yaşananlar, çözüm sürecinden uzaklaşmış olmak artı yaşananlar ve nihayet MHP ile beraber bunun bu paketin getiriliyor olması AKP'nin Kürt seçmeni nezdindeki ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kürt seçmeni nezdindeki kredisini iyice azaltmış olduğunu pekala söyleyebiliriz. Bu aslında çok daha geniş bir olay. Sadece bir AKP içerisindeki bir hesaplaşma değil. Bu aslında Türkiye'de İslami hareketin dönüşümüyle ilgili ve benim ısrarla ileri sürdüğüm İslami hareketin iflasıyla ilgili bir olay. Çok büyük bir başarısızlık yaşıyor Türkiye'de İslami hareket. Dolayısıyla referanduma bu iflasla beraber giriyor Türkiye ve bunun sandığa bir şekilde yansıyacağını çok ciddi bir şekilde düşünüyorum. Ve bunu da yarın daha genel bir başlık altında İslami hareket ve referandum, Türkiye'de İslamcılık ve referandumda diyebiliriz, başlığı altında tartışmak istiyorum. Burada sadece AKP'yi değil, AKP dışındaki cemaatlerin de, grupların da, çevrelerin de, şahsiyetlerin de, İslamcı şahsiyetlerin de referanduma nasıl baktıkları, ne tür pozisyonlar aldıklarını değerlendirmek istiyorum. Tabii şöyle bir şey söylemek mümkün değil. Onu yarının konusu ama yani Türkiye'de bütün cemaatler Tayyip Erdoğan'a mesafe alıyor falan değil. Tam tersine cemaatlerin büyük bir kısmının şu anda Tayyip Erdoğan'a ve onun çizgisine angaje olduğunu söyleyebiliriz. Ama buna rağmen çok ciddi bir sıkıntı var orada. Bunu da yarın konuşmak üzere diyelim. Bugünlük bu kadar. İyi günler.